Selam millet. Hafta içi videolarıyla tekrardan beraberiz. Birazcık güzel maçlar, birazcık taktik, teknik, biraz da muhabbetle devam edelim. Öncelikle bayağıdır söylemiyordum. YouTube kanalıma arkadaşlar katılıp bana destek olanlar için teşekkür ederim. Videonun altına açıklama kısmına yazıyorum zaten. Eskiden bildiğiniz gibi ben bir tane video çekiyordum haftada. Elimden o kadar gelebiliyordu. Ama şimdi sizler bu katılanlar sayesinde, onların verdiği destek sayesinde daha fazla çekebiliyorum. Bu galiba üst üste 3. videom mesela bu haftaki. Tekrardan teşekkür ediyorum katılanlara. Sizler de bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar küçük de olsa katılmanız bana çok büyük bir destek sağlıyor gerçekten. Şimdi bir önceki videoda şeyden bahsetmişsiniz. Sesimin birazcık boğuk olmasından bahsetmişsiniz. Şurayı birazcık açayım, yankı da yapmasın. Bunun benim cihazımdaki şeyle alakalı arkadaşlar. Eşimin cihazıyla yaptığım zaman sesim boğuk gelmiyor. Aslında benim telefonum eşim telefonuna daha iyi bir telefon olmasına rağmen ön kamerada anlamadığım bir şekilde benim sesim böyle en azından videolarda biraz daha boğuk çıkıyor. Bunu ben bir dahaki hafta düzelteceğim. Farklı bir şeyle çekeceğim. Sadece bu haftaki videolarda bu şekilde olacak. Bir dahaki haftadan itibaren muhtemelen bu sıkıntı yaşamayacağız. Bir önceki videoda bazı kişiler böyle tik 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 diye bir ses geldiğini belirttiler bana. Muhtemelen o benim kuşumun sesiydi. Kuşumun sesi derken muhabbet kuşumun sesiydi. aslında başka bir odaya koymuştum sesi gelmesin diye ama oradan da geldi mi buraya, kamera nasıl o sesi aldı, bir fikrim yok. Şimdi balkona koydum, muhtemelen o ses de olmayacak. Ama bir dahaki haftadan itibaren videolarda en azından benim sesim o boğukluk olmayacak, bunu bilginiz olsun. Benim telefonla alakalı bir durum, niye bu şekilde çekiyor aslında, daha da bir ön kamerası var. Bilmiyorum, ses bakımından eşimin telefonu daha iyi açıkçası. Şimdi ne yaptık ne ettik, aslında ben bir tane rekor yaptığım bir TR7 Heavy maçım vardı arkadaşlar. Facebook'ta paylaşmıştım, görenler olmuştur belki, onu koyacaktım bugün ama bir anda bu videoya başlasım geldi. Birazcık bu videodan bahsedeyim. Eğer vaktim olursa bugün izin yapıyorum. Yarın da bir video daha koyup şöyle üst üste 4 gün güzel bir seri yaparız diye düşünüyorum. Bu arada katılanlar için spot noktalarının bölüm 3'ünü de bugün yapmayı planlıyorum. İnşallah herhangi bir aksaklık çıkmaz. Bu arada buraya geldim ama ben bir anda arkadan böyle 2 tane TD'ye sürpriz yaparım diye düşünmüşken onlar bana sürpriz yaptı. Burada muhtemelen Eğerliyem burada olmasaydı yanımda, Eğerliyem yine elini uzattık, ölmüştüm. Ben kendisine buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Türk bir arkadaşımız burada sos çektiğim gibi geldi ve sayesinde buradan ölmeden çıkabildim. Neyden bahsediyordum? Katılanlara özel spot notları bölüm 3'ü bugün yapmayı planlıyorum. 2 bölümünü yaptım. Muhtemelen 4 bölüm olur diye şey yapıyorum, düşünüyorum. Harita sayısını hesaba katarsak 4 bölüm olur galiba. Bilmiyorum, eğer eksik kalan harita varsa hepsini yaparım. Tabi bazı haritalar var, sadece seviye 4'lere 5'lere çıkanlar, onları yapmadım. Zaten sürekli karşımıza çıkmayan haritalar olduğu için. Dilerseniz onları da yaparım gerçi, çok da sorun değil benim için, hepsini biliyorum. İsimleri haricinde hepsini biliyorum. Abi çok komik bir olay ya. Şuradaki yani 100 tane tankın hepsinin ismini geçtim, zırhların milimetresini, toplarının delişlerini ezbere biliyorum. Tüm tanklara. Ulan 10 tane haritayı anasını satayım 6 senedir öğrenemedim isimlerini ya. Yemin ediyorum. Şu haritayı biliyorum madenler. Himmelsdorf haritasını biliyorum. 2. Diğerlerinin hiçbirisinin ismini ezberleyemedim. 10 tane harita var abicim, ezberle daha. O kadar tankın delişlerini tut. İkinci toplarının, üçüncü toplarının AP mermisinin delişi, bilmem nesini falan. Hepsini ezbere biliyorum abi. Yani bu oyunda zaten bilmek çok önemli. Adam size geldiğinde sizi delebilecek mi? O adamın kaç milimetrelik bir topu var. Bunları zaten bilmeniz gerekiyor bazı durumlarda. Adam size hangi açıdan hangi şekilde delebilir, hangi açı verirseniz delemez, o topun delişi kaç, büyük top mu kullanıyor, küçük top mu kullanıyor. Mesela E100 şu anda büyük top kullanıyor. Bunları bakarak da görmeniz lazım. Küçük topu daha ince bir toptur. Bunları bilmeniz sizin oyun içerisindeki yapacağınız demeçlerde, kazanma oranlarında etkili. Yani bilmek önemlidir arkadaşlar. Geçen de Sherlock izliyordum, hangi bölümde? Bilmek her şeydir diye, bilerek ben her şeye sahip oluyorum diye. Magnusson diye bir adam vardı. Neden? O bölüme denk geldim. Ben Sherlock'u bitirdim çoktan da bir kere daha izleyeyim dedim. O bölüme denk geldik. En sonunda Sherlock kafasına sıkıyor bir tane kurşunu. Öyle biten bir şeydi. Evet, ilk maçımız bu şekilde geçti. Maçtan bahsedemedim. 6001 damage yaptık. EMX 30B ile. Eğerliyem sağ olsun orada benim ölmemi engelledi de. Onun haricinde Obje 268 de biraz vurmuş. O aynı Obje 268 şu anda var, ilginç. Yine benim takımımda EG kanalında. Bu maç yine yeni bir maç değil, eski bir maç da değil ama benim AP mermiyi TR7 Heavy'de arttırmadan önceki maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Spoiler verdik ama yapacak bir şey yok. Ben TR7 Heavy ile oynarken çok keyif alıyorum. Gerçekten şarjörlü olarak çok etkili bir tank. Yani mermi geçiş süresinin 2.5 olması benim EMX 50B'ye karşı kesinlikle tercih etmeme sebebi bu. Aslında 50B çok daha hareketli bir tank ve bildiğiniz gibi ben hareketli tankları çok daha fazla severim. Ama mermi geçişi abi 2.5 saniye ve genel doldurma süresi de 50B'den daha düşük olduğu için
kesinlikle tercihim değerliydi. Hebe abi ben çok severek oynadığım bir artan bu. Tak 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 yapıştırıyorsunuz abi. 5 saniyede 1200-1300 hasar yapıştırıyorsunuz ve sonraki bekleme süreniz de yüksek değil. Hatta sonraki bekleme süreniz 183'ün bekleme süresinden daha düşük bir süre. 183 tek atış yapıyor ama siz 3 atış yapıyorsunuz. Gerçi yaptığınız hasar 183 heş atarsa aynı şeye bile denk gelebilir. Hatta bazen daha fazla bile vurabilir. Denemem ki ama güzel bir DPM var. Bir şarjörlü tanka göre güzel bir DPM var ve oynamaktan çok keyif alıyorum. Benim şu anki hesabımdaki tek ağır tank TL7 Heavy. Bir ara bir düşündüm, bir ağır tanka daha gitsem mi gitmesem mi, hesapta bulsam mı bulmasam mı, aklıma bir ara bir E5 ve 215B takıldı. İkisinden birine gitsem mi diye. Sonra serilerindeki ağır tankları oynamaya üşendiğim için vazgeçtim. Şimdilik herhangi bir ağır tanka gitmeyi düşünmüyorum. Şu anki Battle Pass demişim. Battle Royale miydi? Yok, Battle Royale ne ya? Battle Pass abi işte. Kendi kendimi karıştırdım. Battle Pass'taki sertifikalarla beraber Behçet'i açmayı planlıyorum. Behçet'te ben şeyi açtım. Seviye 8'ini açtım. O almadım, almayacağım da. Seviye 9'unu açarsam Behçet 25'te seviye 9'unu. Onunla oynamayı planlıyorum en azından. Yakın zamanda bu arada gerçeklik modu gelecekti. Bugün ayın kaçı? Kaçında gelecekti ya? O gerçekçi modu da ben oynamadım işin komik tarafı. Yine benim oyunu bıraktığım döneme denk gelmiş galiba o mod. Ya da oynadım mı? Yok ya, oynamadım. O modu da oynamadım. O modla da ilgili video çekerim. Siz benden daha iyi biliyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü bildiğiniz gibi şey modunda, bir önceki modun adı neydi? Yaptığım hataları siz de gördüğünüz videolarda, cehennemi almamak gibi falan filan. Yani bilmediğim şeyler de oluyor. Özellikle bu iki modu ben bilmiyordum. Daha önce oynamadım. Söylüyorum zaten sizlere. Şimdi burada E3'e basıyorlar. Doldurmayı bekliyorum. İki tank birden. Önceliğim burada Leopard PTA'yı almak. E3 biraz daha takılabilirse. Şu an koruyor gibi canım. En azından E3'den sektirdi. Şimdi bunu tek şarjla çekemeyeceğim. Öyle bir sıkıntı var. Belki bir kaçırırım böyle önüne doğru geldim ama gördüğünüz gibi 180 canı kaldı. Burada şimdi komik tarafı, nedense E100 beni tercih etti burada. Abi önünde E100'ü mi delemedin sen? Niye beni tercih ettin? Sinir mi oldun bana? Beni mi tanıyorsun? Ben de kaçtım burada. Fark ettim bana geldiğini. Şu an attığı için çıkabiliyorum buradan. 180 canlı Leopard PTA da patır patır 250-250 vuruyor oradan bana. Farkında değilim. Zannetme PTA'cım. Hala vuruyor. Bir alamadılar o adamı. Şu E75 yani E100'ü bırakıp PTA'ya vursa bu kadar demeç yemezdim burada. Neyse sonunda aldılar. Arkadan da bir tane TL4 gelmiş. O da 133 canlı. 100 canlı adamlardan yaklaşık 1000K hasar, yakın hasar yedim ben bu maçta. Şimdi arkadan 183 geliyor. Şu TL4'ü bir an önce alırsam çok iyi olur derken bir anda değerli çıktı burada. Ve şu atışım nereye gitti yani bilmiyorum. Çok boş bir atış. Şu an ben eğerliği almış olabilecekken adamı alamadım. Ve gittim de üzerine iki atış yedim. Tamam, ilk atış yemem normalde ama ikinci atışı en azından çekmiş olacaktım. İkinci atışı yemeyecektim. Burada tek mermiyi şey yapmak geçmedim. Benim doldurduğumu diyor. Yani geri çekiliyorum ya, belki dedim doldurduğumu düşünüp bana basarlar, o yüzden tek mermiyi sakladım ki iyi ki de saklamışım. Arkadan bir tane Maoshan çıktı. Burada tek mermiyle Maoshan'ı çektim. Şimdi geriye doğru geliyorum. Burada E75'in yapması gereken ilerlemesi lazımdı. Arkada 183 daha önce spotlandı. Sen o 183'ün orada olduğunu biliyorsun. Böyle tek atışta adam alır seni. İlerlemiş olsaydı ikisinden değseydi ölmeyecekti. Canı kurtaracaktı. Bir ihtimal kurtarma ihtimali vardı ama şimdi gitti, tek atışta öldü. Şimdi arkadan terörlük geliyor. Çektim terörlüğü gördüğünüz gibi. Bir atış daha yedim burada değerliden. Fırsattan istifaden geldi, yine vurdu. Bu adamın ölmesi gerektiğiydi. Şanssızlık, çok şanslı bir şekilde ölmedi. Yani ilk attığım atış çok boşa gitti. Şu an beni büyük bir sıkıntı yarattı. Şimdi arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız? 3 tane AP mermim var sağ tarafta. Şarjörümde 2 mermim var. Ben bu 2 mermiyi doldurduktan sonra tekrar doluşa geçtiğimde 1 AP'm olacak. Ve ben salak gibi yine bunun farkında değilim, biliyor musunuz? Dediğim gibi yani daha önceki yeni bir video olmadığı için daha sonra değiştirdim ben bu AP mermisinin sayısını, bayağı bir arttırdım. Bir tane vurdum burada. Şimdi bakın, bir tane daha vurdum, eğerliği de çektim. Şimdi doldurusa geçtim değil mi? Şöyle düşünüyorum ben. 183 bana gelir, inşallah gelene kadar doldururum. Adamı treklerim yani, paletini alırım. Paletteyken de çekerim o adamı. Kaç canı var? Tek şarjörü de, gerçi tek şarjörü de çekemeyebilirim. Canı bayağı bir yüksekmiş. Neyse amacım o. Ben zannediyorum şimdi 3 tane mermim olacak. Bir taneyi vurdum ve şu an tak dolduruşa geçti ve ben şu an farkına vardım bunun. Yani çok bu hatayı yaptım terliğe böyle. Bu şekilde çok maç kaybettim. Çok da kendime sövdüm açıkçası. Siz izliyorsanız benim yaptığım hatayı yapmayın. AP merminizi arttırın arkadaşlar terliğe de evde. 6794 as madalyası geldi ama maç gelmedi. Daha da yüksek vurabilirdim. Yani şu maçta 7500-7600 hasar olabilirdi. Şimdi 3. maçımız kışın Malinov haritasında T62 A ile
severek oynadığımız bir tank T-62A. Hala bana Obje 140 T-62A soruları geliyor. Arkadaşlar artık T-62A. Önceden sormuş olsaydınız Obje 140 derdim. Ama şu anki haliyle kesinlikle T-62A benim ilk tercihim Obje 140'a karşı. İkisi de var şu anda hesabımda. Daha çok T-62A oynuyorum. Oynarken de keyif alıyorum. Güzel bir tank, güzel bir DPM'e sahip. Artık topu da eğiliyor. Topu eğilmesinin haricinde taret de sektiriyor. T-62A'yı herkese tavsiye ediyorum. Oynayın, oynattırın. İlk tercihiniz T-62A olsun. Gerçi Obje 140 mu T-62A mı sorusu birazcık yanlış bir soru. Çünkü aynı seriden gittiği için zaten aynı tank, yani yine Tellur oynayarak bu tank atacaksınız. Zaten ikisini de alın yani. Birini tercih edip diğerini bırakmayın. Zaten Tellur ile oynamaya devam edeceksiniz. Yeni bir tanka farklı bir taraftan gitmenize gerek olmadığı için ikisini de alın abicim. Şimdi geldim burada spot yapmak için. ISL'i biraz geç spotlandı. E75'e de yetişemedim burada, işin ilginç tarafı. Çok mu hızlı geldiler? Ben mi geç geldim burada? Neyse, bir tane E100 yakaladım. E100'e vurdum burada. Bu nokta arkadaşlar, bahsettiğim gibi spot noktaları videosundan da bahsettim. Spot noktası, ama atış yaptığınız zaman spot yersiniz. Bahsetmiştim yine bir videoda bundan. Seviye 9 Behçet'imiz. Behçet 25T AP tankımız. Suicide yaptı. İntihar etti gitti. Niye böyle bir şey yaptı? Çişi mi gelmişti, annesi mi yemeğe çağırıyordu, bir an önce ölmesi lazımdı bilmiyorum ama muhtemelen bir acelesi vardı. Ya da 6-7 yaşında bir çocuktu. O da olabilir. Birçok ihtimal var bu oyunda. Şimdi iki kişiyi gördüm orada. Diğer 5 kişi üst tarafa doğru gidiyor. Yani burayı birazcık zorlayabilirim. Rakibin mediumları da base atan mediumlar. Yani kolsuz mediumlar anlayacağınız üzere. Bu yüzden ben de geldim buradan. Şimdi buradan birazcık zorlayacağım. Arkada yatan bir tane Yak Tiger'ım vardı. Biri vardı sanki, yanlış görmediysem. Buradan spot yemesi lazımdı. Yemedi. İlginç. Bu yüzden biraz daha ilerleyeceğim. Şu an tedirginim çünkü. Hala geride çok fazla tank olup bir anda bana dönüp tecavüz edebilirler. Bu ihtimal her zaman var. Ama gördüğünüz gibi yokmuş kimse. Yak Tiger var. Paletini aldım burada. Hareket edemesin diye. Şimdi bir daha burada paletini almayı deneyeceğim. Burada alamadım. Neyse, yaktım. Sorun değil. İyi de bir oyuncu değil. Bayağı bir yavaş dönüyor. Gerçi yavaş dönmesinin sebeplerinden tersi de yanıyor olması da olabilir. Atış yememem lazım bu adamdan. Gördüğünüz gibi mediumlara gitmiş. Şu an bana basan yok. O yüzden biraz daha rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde ilerleyebiliyorum Yak Tiger'a. Az önceki Tellur TV ve Tellur burada olmuş olsaydı ben zaten bu kadar ilerlemezdim. Direkt kaçış pozisyonunu yapardım. Ne kadar iyi oyuncu olursanız olsun 2'ye 1 çok büyük bir dezavantaj arkadaşlar. Zorlamayın bu tarz. Ben bile zorlamıyorum. Bak Tellur Torte mesela. Bu da Yak Tiger'ın öldüğünü biliyorsun. Git bir yardıma git be abicim ya. O atış yemeden işte şey yok. Ben mesela bir atış yapıyorum, hemen sağa sola bakıyorum. Bir atış yapıyorum, hemen sağa sola bakıyorum abi. Adamlarda bu yok yani. Durum farkındalığı yok. Sadece önündeki rakibe odaklanıyorlar. Bu tarz oyuncular hiçbir zaman iyi bir oyuncu olamayacaklar. Durum farkındalığınızın olması lazım millet. Gerçekten. Atış yaptıktan sonra sağa sola bakmanız lazım. Nerede ne var? Herkesin yerini ezbere biliyor olmanız lazım. Şu an gidiyorum ama mesela arkasını bana dönüp bir anda gelebileceklerini biliyorum. Ne yapıyorum burada? Tellur'u çektim. Şimdi bir atış sağa yapacağım E100'e. E100 burada olduğunu fark etti bak. O adam durum farkındalığı olan bir oyuncu. Ne yaptım? Zorlamadım daha. Burada olduğumu biliyor. Buraya gelebilir. Sadece E100 değil. Diğerleri de burada olduğumu biliyor. Fark ettilerse. Spot dedim çünkü. Zorlamadım. Kaçabileceğim bir yere geldim hemen. Orada zorlamış olsaydım bir anda hepsini üzerime çekecektim. Olmayacaktı yani. Yapabileceğim şeyin çoğunu yapamayacaktım. Şimdi burada geldim. En azından gelirlerse buradan çıkıp kendimi koruyabileceğim pozisyona geldim. Diğer sol tarafa falan kaçabilirim. Bir şekilde kaçarım. Canım da full zaten. E100 gelmemiş işin ilginç tarafı. Ben E100'ün bana gelmesini bekliyordum. Bu yüzden tekrardan ilerledim. ISL'di çünkü hala bana dönmemiş. Bir dönmüş varsa E75'tir. Aynen E75 dönmüş. Burada şanssız bir şekilde paletini attım. O da sektirdi. Bir tane vurdum burada. Bir yandan kolluyorum hala sol tarafı. Acaba dönecekler mi dönmeyecekler mi? Önemli çünkü. Burada şanssız bir şekilde sekti. E75'in yan tarafında da boşluk hızı yok diyebiliyorum. Hit atıyorum burada. 230'u çok komik hasarlar veriyorum gördüğünüz gibi. Derken Tellur T1 gelmiş. Bu adamı unutmuştum şahsen. Neredeydi bu adam acaba? Spot diyememiş daha önce. Neyse, kaçabileceğim pozisyonda olduğum için gördüğünüz gibi iki atış sektirdim. Yemedim o atışları. ISL'de E100 hala bu tarafta ilgilenmiyor. Yani Tellur T1'i aldıktan sonra E3'e ilerleyebilirim demektir bu. Base'te yatan bir tane maaş yenimiz var. Muhtemelen o da kolsuz bir oyuncu. Şu E75'i bir an önce çekmem lazım. Bir an önce çekmem lazım. 285 vurdum. Heat'e geçelim şimdi garanti olsun diye ama yine düşük çekme ihtimali var. Çok düşük çekiyor abi Heat'ler. Çok sinirliyor beni. Gördüğünüz gibi 247 vurdu ve E3'e yine çekemedim burada. Şimdi E100'ün dönme ihtimali var. İnşallah dönmemiştir. O dönmüş. Döndüğü gibi yapıştırdı bana. Bunun farkındaydım ama bu riski almam lazımdı şu anda çünkü. Artık ilerlemem durumundayım. Maç 5-5. Çünkü can puanımda olduğu için ilerledim burada. Şu an ne kadar açı verse de Heat'e geçtiğim için E100'ü burada çekeceğim. Gördüğünüz gibi de çektim. Şimdi tek atışım.
Bu tarz durumlarda hurra dalmayın. Karşı taraftaki iyi bir oyuncuysa, oyunu okuyabilen bir oyuncuysa o adam sizi bekliyor olacaktır. Ne kadar karşılığında bir maaşı olsa da. Bakalım ICE'de öyle bir oyuncu var. Bak çıkmıyorum abi. Buradan mı çıkmayacağım? Çünkü bu tarafa yakın olduğu için birazcık bu taraftan bakacağım ama kendimi yine öyle atmayacağım. Bakın. İlerlemiyorum. Bak adamı spotladım gördüğünüz gibi. Adam beni bekliyor burada. Adam tarafı sağa dönük. O adam beni bekliyor burada. Adam yani akıllı bir adammış gerçekten. Çıkmış olsaydım tak diye beni alacaktı. Ve adım gibi eminim ki maaşını çok rahat bir şekilde alacaktı o adam. Eğer teke tek kaldığı zaman. Şu an tek aram bakıyorum burada gördüğünüz gibi. Dönmüş. Paletini aldım. Dönecek mi dönmeyecek mi bakalım. Şu an bana dönmüyor. Tek aram paletini alıyorum kaçamasın diye. Tek aram paletini aldım ve şu anda oyun bitti. Direkt çıkmış olsaydım arkadaşlar o ICD beni alacaktı. Ve maaşını da çok rahat bir şekilde çekecekti. Bu yüzden atlamayın. Oyunu okuyun. Dikkatli olun. Özellikle dikkatli. Adımlarınızı dikkatli atın. Öyle söyleyeyim. 5980 vurduk. As madalyası da geldi. 1688 saf deneyim. 6 tane de kill almışız. Güzel. Şimdi son maça mı geliyorduk? Aynen. Son maçımız STB 1 maçıyla. Güzel bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu. STB 1'e bu yeni Battle Pass'tan gelen kamuflajımı da taktım. Daha da bir seksi oldu. Zaten oyunun en yakışıklı tankı. Ben bunu senelerdir söylerim. STB 1 arkadaşlar bu oyunun en yakışıklı tankı. Görüşüm hala değişmedi. Bu kamuflajda daha da yakışıklı oldu abi. Smoking'ini çekti böyle. Güzel bir şekilde ilerliyor. Şimdi sol tarafa gidiyoruz. Sheridan da benimle geliyor. Takım arkadaşlarım geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Maçın başında bir left yazmıştım galiba. Gelmiyor gibiler. Neyse en azından Sheridan var. Dikkatlerini dağıtır mağıtır. Orta noktayı kullanıyorum. Artık maçların %90'ında en sola gitmek yerine. Eğer ki tarihte meyliyorsa bu orta noktayı kullanıyorum arkadaşlar. Şimdilik kimse yok gibi. Şuraya da birazcık bakalım. Burada da kimse yok gibi. Aşağıda bir kapışma olacak. İlerlememiz lazım yani. Onlardan da kimse buraya gelmemiş. Şuradan bir bakacağım. İkinci noktam burası olacak. KPFZ spotlandı. İnce bir atıştı olmadı. Yak Tiger da gidiyor. O da spotu yedi. Başka var olabilir. Aha Yak Eyüz. Sen dağlara mı çıkıyorsun? Sen tepelere mi çıkıyorsun? Dağların kralı mı olacaksın sen? Seni çakal. Çıkıp çıkıp oradan bizi vuracaksın değil mi? Seni çakal. Çıkartır mıyız oğlum biz seni oraya? Adam yalnız dönmesi var ya o kadar yavaş ki. Yani yakıyız o kadar yavaş ki. 300 canı kaldı garibimin. Çıkamazdı da. Adamın tek umudu oraya çıkıp oradan böyle rahat bir şekilde bizi vurmaktı spot demeden ama işte rakibin minimumları ters taraftan gelince ve sizin orada takım arkadaşınız olmayınca böyle oyunun başında 300 can kalabiliyorsunuz. Gittim burada eve çarptım. Şimdi şu adamla oyalanmamamız lazım. Bir an önce almamız lazım. Bir tane vurdum. Yemedi. Heat'e geçtim burada. Atışta yemek istemiyorum. Kötü bir oyuncu zaten. Burada yedim ama neyse ki sektirdim. Sheridan yanlış olmadıysam H atıyor. Bir tane daha H atarsa onu çeker. Burada açlı olduğu için yine sektirdim maalesef. Evet Sheridan H ile aldı onu. Şimdi arkadan ilerleyeceğiz ama burada direkt hurra atlamamamız lazım. Gördüğünüz gibi iki tane takım arkadaşımız çok erken ölmüş. Bu kadar erken ölmelerini beklemiyordum. Şu noktada bekleyeceğim birazcık. Atış yapacağım. Yak Tiger'ı burada gördüm. Bir tane daha çıkar mı dedim. Yak Tiger ilerledi. Bir tane daha muhtemelen çıkmaz. Şimdi burada KPFZ'ye bir atış yaptım. Adam muhtemelen önde o çitler var diye bana atmıyordu. Gittim o çitleri yıktım. Hem delemedim hem de adama atış yedim. 581 yapışırdı bana burada. Yalnız ön alt tarafı gereksiz bir şekilde fazla kırmızı gözüktü bana. Şu an normale döndü. Yani o açıdan mıydı bilmiyorum ama. Paletini alacağım burada ilerleyemesin diye. Bakın burada paletini aldım benim adama koşamasın diye. Adamın dikkatini kendime çektim. Ve aslında burada hafif kullanmama rağmen adam döndü şak diye blind'ı vurdu ya bana. Blind demişim şeyi. Snapshot'ı. Yani hiç beklemedim bir atış yedim burada. Ben kesinlikle o atış yemeyi beklemiyordum. Yani burada gereksiz bir 500 can daha kaybettim. Yani hafif kullan pozisyonundayım. Adamın dikkati dağınık. Daha taritini çevirmemiş. Adam döndüğü gibi vurdu bana pat diye. Yani çok şey yaptım burada kendimi. Dedim 500 can yalandan gitti ve maç çok kritik bir durumda yani gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar pozisyon almak için farklı bir yere geldim. Şu orta noktadan birazcık bakacağım. Bir tane Predator de var orada. Şu Yak Tiger aslında bir önce alsak daha iyi. Çok az canı var. Sol tarafta da bir IC de var. Buradan paletini aldım ama hasar veremedim. Evet. Sheridan'ımız da öldü. Şu an geriye bir Yak Eyüz kaldı. Bir tane daha takım arkadaşım var. Kim var? VT vardı galiba. Nerede bilmiyorum şu an ama şu an ona bakamayacağım da çok kritik bir yerdeyim. Az bir şey ileri veya geri gitmem. Arkadaki ISC'de kendimi gösteririm. Öndeki tankara kendimi gösteririm.
sıkıntılı bir yerdeyim şu anda. Yakı yüzün cam puanını koruması lazım biraz daha. Şu yaktan gözü çekeceğim biraz sonra. Aa, obje de varmış orada. Derken VT'miz öldü. Nerede öldüğünü bilmiyorum. Bir şekilde kendini öldürmeye başardı. Şu yaktaygırı alacağım. Önceliğim o. Gittik burada. Boşa attık maalesef. Neyse o da attı. Şimdi ben burada yaktaygırımı çekeyim. Dönemeyecek gibi çünkü o. Aynen yaktaygırı aldım. Obje de burada boşa attı bana. Bir tane vurdum. Bunu son anda. Şimdi ISD'yi birazcık göz ardı edip şu terliği de heavy'ye almam lazım. Çektim bunu terliği de heavy. Neyse karşısında... Beklediğim yerden gelmiyormuş. Yani bana gözükmüyormuş. Bu yüzden ona da herhangi bir atış yeme durumum yok. Yakıyız. Az daha dayan bebeğim. Az daha dayan. Şurada ISD'ye. ISD'ye namussuz böyle simsiyah gözüküyor. Paletini aldım belki. Hem palet alalım hem hasar verelim diye. Yine hasar veremedim. Ve şu anda 1'e 3 kalmış durumdayız. Şimdi bir atış daha yapıp kaçacağım. Çok fazla vakit kaybetmemem lazım. Bir tane yaptım. ISD'li soldan muhtemelen obje ortadan gelecek. Arkadaşlar bu tarz durumlarda geri geri kaçmayın. Bakın benim yaptığım hatayı yapmayın. Dönün bir şekilde. Üşenmeyin dönmeye. Yani döndüğünüz zaman daha hızlı gitmiş olacaksınız. Geri geri kaçınca inanılmaz yavaş. 19 km ile kaçıyorsunuz arkadaşlar. Birçok tankada 19-20 km'dir bu. Neyse ki obje bir şekilde yani hızlı bir şekilde atlamadı benim üzerime. Dengeli bir şekilde gelinmedi. Belki paletler beni alır diye düşündü. Ya da takım arkadaşlarını bekledi. Bu da benim işime geldi. En azından kaçabildim buradan. Şimdi kendimi biraz daha bu tarz durumlarda güvenli bir noktaya almam lazım. Karşı tarafa geçmeyi deneyeceğim. İnşallah geçerken spot yemem. 1'e 3 durumdayım. Maçı almak istiyorum. Alabilirim de. Cam puanları yüksek değil çünkü rakip takımın. Şimdi şu noktayı birazcık kullanacağım. Obje spotlandı gördüğünüz gibi. Bir tane vurdum burada objeye. Şimdi full one yapabileceğim bir yere geldim. Buradan sadece kafa gösterebilirim. Bakayım dönüyor mu? Bir tane daha vurdum. Şimdi burada Progut da bana yaklaştığı için öncelikle Progut'a vuracağım. Regatta'yı çektim. Obje kendini göstermedi bana. Obje ilerliyor. Ortadan mı ilerliyor, en soldan mı ilerliyor fark edemedim şu anda onu. ISD de karşıdan geliyor. ISD bana tek atış değil, öyle bir sıkıntı var. Obje muhtemelen buradan gelmiyor. Aynen üste girmiş. Şimdi obje tek atış. Önceliği objeye vereceğim buradan. Daha sonra ISD zaten beni unutmuş olacak. Kendimi unutturmuş olacağım. Onun oraya gelmesi birazcık sürer. Gerçi spot dedim. Buradan spot yemeyi beklemiyordum. Şimdi bu spotu yediğim için benim obje 268 buradan geldiğimi biliyor. Bu tarz durumlarda birazcık şansınızı deneyebilirsiniz. Bir anda çıkıp tek atışta almayı deneyeceğim. Sürpriz yapacağım. Sürpriz faktörünü kullanmayı deneyeceğim. Bakalım bir şey yarayacak mı? Bakın atışı yaptım, denemedim. Neyse ki o da sektirdi. Yani şanslıydım burada. Aslında şanslı değilim. İlk atışta alabilirdim. Gittim alamadım. Ama neyse ki o da denemedi beni. Objeyi aldım burada. Şöyle bir sıkıntı var. 30 saniye kaldı maçın bitmesine. Bir an önce ISD'ye gitmem lazım. Koşa koşa burada ISD'ye gidiyorum. Ben soldan gelir diye düşünmüştüm. Soldan değil de az önceki bulunduğu pozisyondan gelmiş. Bir tane o attı, bir tane ben attım. Tek atış durumuna düşmüş olabilirim ona. Ama ondan önce yükleyeceğim. 15 saniyede var. Sektirdiğim zaman çok büyük bir sıkıntıya uğrarım. Almam lazım tekte ve aldım. Güzel bir maç oldu. Tam 6K hasar. Temiz. Direkt 6000. Keyifli bir maç oldu. Yarın da arkadaşlar video koymayı planlıyorum. Eğer ekstra bir şey çıkmazsa yarın içinde birazdan hazırlayacağım. Şimdilik görüşmek üzere.